Webraz TV'ye hoş geldiniz. Girişim Ofisleri programında bu hafta Yemek Sepeti'nin yeni ve çok ilginç ofisini hep beraber gezeceğiz. Buyurun. Ve Nevzat Aydın'la birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ofisin ilk fotoğraflarını Webraz'da yayınladığımızda çok büyük ilgi gördü. Çok merak ediliyordu. Bizden de çok izlediler, istediler. Ben de fotoğraflara baktığımda ya, hakkını verememişiz aslında. Daha post edebileceğimiz çok farklı fotoğraflar ve kareler vardı diye düşündüm. Ama o halinin bile ilgi görmesi hakikaten keyif verici. Şimdi böyle beraber gezince o detayların hepsini de beraber göstereceğiz. Tavanda ilginç bir şey var. Bu yemeksepeti.com'la çalışan restoranların buzdolabı magnetleri. Onlardan bence güzel ve biraz iddialı bir inovasyon yaptık. Ben de onu soracaktım. Zaman içinde topladıklarınız evden mi getirdiler? Evet, evet. Bir de orada bir renk uyumu var. İşte Yemek Sepeti'nin logosuna benzesinde sarı renki daha çok kullandık. O yüzden daha çok sarı ağırlıklı restoran logolarına gittik. Bayağı keyifli bir şey oldu. Çok güzel. Burası giriş katı dediğim gibi. Burada ufak bir bekleme alanı var zaten. Bu da aynı zamanda bu kat kullanılan bir kat. Yani sadece tabii, girişte tabii. Değil. Hiçbir kat ve hiçbir yer sadece görsel anlamda zaten kurgulanmış değil. Her katın ve her alanın mutlaka bir amacı ve bir fonksiyonel yemeksepeti.com'un günlük hayatına bir katkısı var. Mesela şu oda neye benziyor sizce bu dışarıdan bakınca? Bir mülakat odası orası. Mülakat odası. Evet, tabii esprili bir şekilde bunu yaptık. İşe alımlardaki görüşmelerin ilk aşaması burada yapılıyor. Girip çıkamayan yok ama değil mi? Yok, herkes girip çıkıyor, herhangi bir problem yok. Genelde bütün ofisin temasında açık ofis temasına yüklendik. Odalı, direktör odaları oda şeklinde. Hı hı. Ama onlar da full transparan ve camla birbirinden ayrılıyor. Çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri ses yalıtımı oldu. Bununla bayağı uğraştık. Yani hem akustik tavan, hem halının özellikleri, hem de cam ve doğramaların özellikleri, akustik cam, lamine cam işte vesaire, mümkün olduğu kadar sesin izole olmasını, ne kadar sesi izole edebilirsek açık alan kullanımını o kadar fazlalaştırabiliriz ve çalışanlar arasındaki iletişimi o kadar yukarı çıkartabiliriz diye düşündük. O zaman şimdi burası satış katı departmanı. Sıradan sonra zaten çok burada olmayacaklar onlar. Muhasebe departmanı, direktör odaları, işte muhasebe müdürümüz, Anadolu sorumlumuz, CFO'muz, finans müdürümüz, satış müdürümüz, İK departmanı. İK departmanının içinden demin görmüş olduğunuz odaya, gizli mülakat bir delhizle odamıza, evet, bir geçiş var. Giriş katımız bu şekilde. 2000 metrekare bir alan toplam. 6 kat, yani 5 kat 2000 metrekare artı otopark alanı şeklinde kurguladık. Herhalde bir 4-5 sene daha sıkıntı çekmeden burada operasyonu sürdürebileceğiz. Şu anda kaç kişi? 200 kişi. 206 kişi. Diğer ülkeleri hesaba katmıyorum. Yani Arap Emirliği ve Rusya'ya eklersek işte 220'yi geçiyor. Bu ilginç bayağı. Dediğim gibi hiçbir alan fonksiyonellik anlamında sadece görsel olarak kurgulanmadı. Yani mutlaka functional bir şeye yarıyor olması gerekiyor. Biz bu binayı tuttuğumuzda bir araç asansörü vardı burada. Dedik ki bunun regülasyonlara uyan bir şekilde farkı neye dönüştürebiliriz? Çünkü şirketin ortasında çok az kullanılacak bir araç asansöründen bahsediyoruz. Toplantı odası yapalım fikri ortaya çıktı. Çok orijinal bir fikirdi ama ne kadar uygulayabiliriz diye baktık. Ve hakikaten şu anda gördüğünüz toplantı odası, tabii şimdi çekim için şu anda buna bastığında geliyor ama içeriden kilitlediğiniz takdirde bayağı başarılı. İşte barkosu olan, kliması vesairesi, ışığı ve insanların doluluk oranlarına baktığımda toplantılarında %85 doluluk oranı var. O yüzden de çok sık olarak tercih... Arkadaşlar kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Merhaba. Bir çekim yapıyoruz da. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Bir toplantı odasındaki her şey var burada. Evet. Ayrıca hareket ediyor. Evet tabii canım. Wi-Fi access'i, işte IP telefonu, barkosu, her şey burada var. Güvenlik önlemlerini tabii bayağı kafa yorduk. Ve aynı zamanda 4 kat arasında bu toplantısı girip gelebiliyor. Yani toplantı sonrasında misafirimizi otoparktan aracına bu şekilde bırakabiliyoruz. Kat kat bakalım. Böyle inelim. Ondan sonra tekrar bakarız. Ya bu zannediyorum benzersizdir böyle bir. Valla ben hiçbir yerde görmedim. Bilmiyorum yani. Herhangi bir yerden görüp de ilham aldığımız bir şey de olmadı. Hı. Tamamen kendimizin işte brainstorming toplantılarında mimari ekiple beraber ortaya çıkarttığımız bir şey oldu ama çok detaylı düşündük. Yani burada böyle bir alanımız var. Tam şirketin ortasında bütün katlarda olan bir alan var.
Ve ne yapalım da bunu yemeksepeti.com çalışanlarının kullanımını açalım. Bura yaşanan bir yer olsun. Buna uğraştık. Ve sonunda ortaya burası çıktı. Bence bayağı keyifli bir iddialı bir uygulama oldu yani. Çok keyifli görünüyor gerçekten de. İşlevsel de aynı zamanda. Bu katımız IT katı. Yani hem yazılım departmanı, hem network departmanı, hem de grafik departmanı tamam bu katta. Bu katın ortasında gördüğünüz üzere konumlandırılmış bir server odamız var. Bu yemek sepetinin serverı. Evet ama kendi içimizdeki tabii. Yani ayrı işte disaster recovery'ler olsun veya ISP hizmeti aldığımız farklı firmalar da var. Ama bizim kendi içimizdeki yemeksepeti.com'un buradaki IT yapılanmasının kalbi burası. Bunu da IT departmanımızın, IT katımızın kalbine koymayı tercih ettik. Yine belki fark ediyorsunuzdur. Burada ne kadar server olduğunu ve bunun ne kadar ses ürettiğini düşünün. Evet. Ve şu anda sesi neredeyse duymuyorsunuz. Bütün kattaki, bütün binadaki o izolasyonu burada da sonuna kadar kullandık. Şurada ilginç bir şey var belki. Evet, girer girmez yüzümüze çarpan şu bölüm. Biz buna intense coding zone diyoruz. Yani konsantre bir şekilde yazılımcıların kod yazmak için sıfır ışık, sıfır sesle içine girip kendini belli bir süre kapattığı, ki optimum süre 2 saat kadar ve tamamen dışarıyla kendini soyutlayıp full konsantre bir şekilde kod yazmasına imkan tanıyan bir şey. Bu da çok sık kullanılıyor. Hatta bunu burada boş gördüğümüze sevindim yani şu anda. Yine asansörle devam ediyoruz. Şimdi yemek sepetinin kalbine ineceğiz. Tabii ki yemeksepeti.com bir internet sitesi ve bir sürü departman çok önem arz ediyor. IT bunlardan biri, pazarlama bunlardan biri, satış yani restoranlı ilişkilerimiz bunlardan biri. Ama bence yemeksepeti.com'un ilk kurulduğu zamandan beri bu kadar tek başına gidebilmesinin, bu kadar insanların nezdinde fark yaratabilmesinin en önemli sebebi kullanıcı hizmetlerine verdiği önem. Burayı da kafanızda bir çağrı merkezi yapılanması veya çağrı merkezi fotoğrafları mutlaka vardır. Biz burada biraz daha farklı bir ortam yaratmaya çalıştık. Şimdi de tam bu odayla onun kalbine doğru iniyoruz. Siparişim nerede kaldı? Post makinesi niye gelmedi? İşte ben ketçap eksik geldi falan gibi bütün her şeyin halledildiği kısım burası. Şu anda burada canlı operasyon devam ediyor. Yani öyle bir andayız. Evet. Buranın tabii ki yoğunluğu hangi saatte burada olduğumuza göre çok fark ediyor. Gece 4'te burada işte 4 arkadaşımız oluyor. Ama herhalde bir saat kadar sonra falan buraya full neredeyse göreceksiniz. Tamamen yemek siparişi verme saatlerine göre değişen bir yoğunluk var. İşte o tarafta Rusya operasyonumuz ve Dubai ve Birleşik Arap Emirliği operasyonumuz var. Diğer tarafların tamamı da Türkiye şu anda. Çalışanların bütün sistemi anlık izleyebildiği ekranlar asılı ve orada herhangi bir kaynakta bir sorun olduğunda kırmızı bayrak kalkıyor ve haber veriyor oluyor. Şu lockerlarla, dolaplarla ayrılan bölümün arkasında restoran ilişkileri var. Yani restoranlarla ilgili menü güncellemelerinin yaklaşık her gün, sadece günlük menü 400 tane güncellemeyi düşünürsek çok yoğun ve çok detaylı bir çalışma söz konusu. 10 liralık yemeği 1 lira olarak yanlış girip ondan sonra kullanıcıyla karşı karşıya kalmaktan ödeme şeklini eksik girmeye kadar. Yani bunlar tabii çok detay ama özellikle bu katın konsantrasyon, hata yapma, inisiyatif kullanma gibi alanlarda çok daha farklı kendini geliştirmesi gerekiyor. Evet. Şu anda burada kaç kişi var? 74 seat var bu anda şu anda burada. 102 seat'e kadar çıkabiliyor. Yan taraflara da eklediğiniz zaman toplamda 135 seat'lik bir kattan bahsediyoruz. Şurada bir yemek neonumuz var. Bu yemekhanede yemek servisinin başladığını gösteriyor bu ışığın yanıyor olması. Ve bütün çalışanlar da aynadan o ışığın yanıp yanmadığını görüp, çünkü call center'larda 3 dakika önemlidir.
Yani çünkü yemek için çok belli süreler vardır. Atıyorum 12 ile 12-20 arası, 12-20 ile 12-40 arası. O yüzden onların da anında haberdar olması için neon kullanmayı seviyoruz. Yani bütün şirkette neon çok hoşumuza giden bir şey yani. Evet arkadaşlar, sizi rahatsız edeceğim biraz, pardon ama kusura bakmayın. Burada böyle bir masaj yatakları bölümümüz var. Gel vereyim. Yine bunlar birebir son derece kullanılıyor. Call center biraz zor bir operasyon ve yemek sepetinin call center'ını da kimse elinize sağlık çok güzel olmuş demek için aramıyor. Hep siparişim nerede kaldı, ne zaman gelecek, bu restoranda böyle sorun yaşadım vesaire için arıyor. Ve onların da bulundukları katta o yoğun stres ortamından uzaklaşıp kafayı dinleyebilmeleri için bir yerlere ihtiyaçları var. Belki de şirketin en çok buna ihtiyacı olan departmanı burası. O yüzden de bu koltuklarda çok görürsünüz sıra olduğunu yani. Burası, bunlar masaj koltuğu yani, hani normal masaj koltuk gibi onlara görünüyor olabilir, evet, ama masaj, hatta masaj yatağı diyelim. Yani. 3-4 tane farklı yerde şirkette var. Yani bu PlayStation, işte Wii, Xbox vesaire. Bu da yine o mekanlardan biri. Ve bu tip daha keyifli zaman geçirebilecek şeylerin hemen hemen çok ciddi bir kısmını operasyon katına kullanmayı tercih ettik. Çünkü dediğim gibi en çok buna ihtiyacı olanlar operasyon çalışanlarımız. Ama her departmanda var buna tabii, benzer bir şeyler. Yok. Hiçbir yeri boş geçmedik. Yani bunların tamamını bir yere koyup alın burada eğlenin ne yaparsanız yapın kesinlikle değil. Bizim günlük yaşam akışımızın içerisinde olsun. Yani buradan yemekhaneye gelen biri de orada insanların yatıyor olduğunu veya bir şey oynuyor olduğunu hissetsin. Yani burada keyifli zaman geçirdiğine insanlar birebir yaşıyor olsunlar. Bunu istedik. Bu da öyle bir şey. Mesela bizimiz çok keyiflidir yine. Plastik çatal bıçaklardan oluşturduğumuz. Herhalde maliyeti rekor ucuz olan ama dekoratif anlamda gayet keyifli. Bunlar da çizgi roman kareleri. Her iki ayda bir değişiyor, boş geliyor ve çalışanların tamamı board markerlarla bunları istediği şekilde doldurabiliyor. Buna benzer bir yapı tuvaletlerde de var. Tuvaletlerin bütün yan duvarları ve her tarafı da board marker ve silgiler var ve herkes oraya grafiti veya istediği bir şey yazabiliyor. Bahçe de yine açık hava özellikle. Yoğun çalışma ortamında açık havaya olan ihtiyacımız çok fazla artıyor. Ve yemek sepeti gibi aslında ofisi Beşiktaş gibi çok merkezi bir yerde olan bir firmanın bu kadar bir bahçeye sahip olması bayağı lüks. Evet. Ama bu bizim için çok önemli kriterlerden biriydi. Burası da mesela şu anda ben izleyiciler için söylemek istiyorum. Şu anda işte mesai saati içindeyiz ve bahçede oturuyorlar. Tabii. Dinleniyorlar. Tabii canım, burası böyle aslında. Yani saat 9'da gelinir, 6'da çıkılır. İşte demin söyledim, punch kartlarla herkes masasının başında durur falan, öyle bir şey yok yani. Biz çalışanlara güvenmeyi tercih ediyoruz. Ve onların üretmiş olduğu işin output'una bakıyoruz. Şöyle giyinmen gerekiyor, takım elbise, kravat falan filan. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Hatta bu negatiftir bence. Evet, şurada bu bitmedi daha, sedirleri gelecek ama baldöken dediğimiz bir Osmanlı mimarisinden gelen bir yapımız var. Bu da gene dinlenmek için. Evet. Tamamen bu sedirler falan gelince çok daha keyifli bir yer olacak. Ve özellikle havanın böyle olduğu zamanlarda mesela şu onu kayık tavla haline gelecek. İşte 2-3 tane şey var böyle tam bitmeyen. Ama tekrar ediyorum yani fonksiyonelite anlamında. Mesela şurada şuranın toplantı yapılma oranı %50-60 falandır. Çünkü o kadar fazla farklı alanlar var ki insanların toplantı ihtiyacını giderebileceği. Yani toplantı yapmak için illa bir toplantı odasına girip kapıyı kapatıp konuşmanız gerekmiyor. Bu tip ufak alanlarla sosyal anlamda. Tabii. Herhangi bir konuşma, görüşme veya toplantı yapma ihtiyacınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kayık eski ofisten buraya taşınmış gibi, evet, durum aldım. Evet, doğru. Çok da hani 5 kişi beraber uğraşmış. Bu çok şey, burada olmasını istediğiniz bir. Bu benim kayığım. Ben çok balık tuttum bu kayıkla bundan 2-3 sene öncesine kadar. Hatta Boğaz'a bile çıkmışlığım vardır. Ama tabii bunun benim olmasıyla falan bir alakası yok. Sadece güzel bir dekor olarak kullanılır diye düşündük. Ve içine tavla gelince de bayağı keyifli bir şey olacak. İnsanların kullanmayacağı bir şey olursa, onların hayatına katamadığımız bir şey olursa da onu gönderip oraya başka bir şey koyacağız. Evet. Çünkü dediğim gibi bu çok önemli bizim için. Yani. Güzel bir detay deyince tabii tam yanından geçmekte olduğumuz. Evet. Bu bizim İstanbul'da düzenlenen Cooperate'den. Bizim bir ineğimiz vardı yemek sepeti olarak sponsor olduğumuz. Cooperate bittikten sonra ineği aldık.
Yemek sepeti renklerine boyadık ve bizim bahçemizde de böyle keyifli bir şey oldu. Kampüs aslında değil mi zaten burası? Yani yaşam yaşayan. Evet, biz adını öyle koyuyoruz. Adı için bayağı düşündük ettik ve yemek sepeti kampüs çok doğru geldi. Yaş ortalaması yemek sepetinin 24 küsür. Yani çok genç bir ekibiz. Herhalde ortalama yaşı arttıranlardan biri benim. Yöneticiler. Aynen öyle. O yüzden de bu kadar genç bir çalışan topluluğuna sahipken, bence bu kadar keyifli bir yer yaratmışken, bunun adını da daha bir gençliğe ve üniversiteye yönelik olarak kampüs koyalım istedik. Ve yemek sepeti kampüs diyoruz. Bunu böyle sallanmadan gören enderdir yani. Genelde herkes bir tane vuruyor. Yani bu da yani kullanılan bir şey mesela. Çok kullanılıyor bu. Şey herhalde bu anlattığım, gösterdiğim şeyler içerisinde neredeyse %100 kullanılan. Yani şunu sallanmadan çok enderdir gördüğümüz yani. Herkes mutlaka geçerken bir tane vuruyor. Zaten bizim de istediğimiz o yani. Normal asansöre mi geçiyoruz şimdi? Öbürüne alışmış. Normale geçelim, evet. Normale geçelim. Benim de odamın bulunduğu kata geçelim. Ondan sonra en üst katla artık sona geleceğiz. Evet, bu kat iş geliştirmenin ve pazarlamanın olduğu kat. Yine burada farklı bir ofis yapılanması kullanmayı tercih ettik. Daha yuvarlak ve daha interaksiyonun fazla olduğu ve yine geniş mekanlar ve toplantı alanlarının, mesela böyle bir burada bar benzeri bir yapımız var. Bu en çok toplantı yapılan alanlardan biri. Yani toplantı dediğimiz şey aslında birkaç kişinin bir araya gelip bir konu hakkında fikirlerini tartışması. Ve etrafa bir rahatsızlık vermediği takdirde bunun her yerde yapılabileceğini düşünüyoruz. Bu bahçede olabilir, birazdan göstereceğim üst katta da olabilir, bu barda da olabilir, şu koltukta da olabilir. Buna inanıyoruz ve o yüzden de bütün bu fonksiyonel yapılanmayı öyle kurduk. Bu ürün tüniklerin tamamı birbirleriyle nispeten ilgili kişileri, çalışanları bir araya getirmeyi tercih ettik. Direktör odaları, yani pazarlama müdürümüzün, işte Barış'ın, iş geliştirme Emre'nin, yemek sepeti komun asıl sorumlusunun Nedim'in ve benim odalarımız da burada. Yemek sepetinin iş geliştirme ve pazarlama yaptığı kat bir anlamda ürettiklerimizin büyük bir kısmı aslında bu kattan çıkıyor. Bütün alanları içinde bulunmaktan keyif alacağımız alanlar halinde kurgulamak istiyoruz. Sadece benim odam değil, bakın. Direktör odalarının tamamına baktığınızda, yani oda yapılanmaların tamamına baktığınızda mutlaka şu tip kendilerine göre özelleştirebilecekleri bir takım raflar görürsünüz. Evet. Bu o odaya çalışan kişinin kimliğini daha fazla yansıtabilmesini sağlıyor. Ve bu bizim için önemli bir şey. Demin bahsetmiş oldum, yemeksepeti.com'un kurum kültürünü düşündüğümüzde o kurum kültürüne en büyük katkının bireylerin kendi hayatından geldiğini düşünüyoruz. Ve o kurum kültürünün hep geliştiğine inanıyoruz. Bu odalar ve bu alanlar da bize bunu sağlıyor. Evet. Mesela şimdi Nevzat Aydın'ı mesela Twitter'dan takip edenler bilirler, bir Zagor Tenay şurada da hatta. Evet, evet. Şey var. Zagor'un bir maketi var. Evet, var öyle bir öyle hani gençlikten bir... yani ta işte kaç sene, 30 sene öncesinden gelen bir Zagor hayranlığı. Zagor çok iyi bir takibiyim Zagor'un ve hala öyleyim. Koleksiyon tabii tabii. İki tane alınıyor her sayı. Biri hiç açılmadan o şeyli ciddi mint bir şekilde olarak. Tabii. Onun bayağı eski sayılar, çok böyle artık bölük porçuk olan sayılar da nispeten bir hava erişimini engellediğim bir arşivim var. Orada saklanıyor. Hı-hı. Ya obsesyon o yani. Çizgi roman koleksiyonerleri ne demek istediğimi çok iyi anlarlar. Çok mantıklı bir şekilde açıklanamayan ama obsesif bir zevk bu yani. Ve yapacak da bir şey yok buna. Bu kat daha da bitmedi. Yani bir süredir geziyoruz ama bir kat daha var zannediyorum. Evet, bir üst katımız bir var. Üst kat var. Bir de oraya mı bakalım? Tabii bakalım oraya. Burası yemek sepetinin aslında en komün şekilde, en hep beraber zaman geçirdiği katı. Bilardo masamız var. İyi vuruş. Bunun herhangi bir saati falan yok yani. Kendi işinde o rahatlığa sahip olanlar veya o an için
yapacak bir şey olmayan herhangi biri. Bunu herhangi bir zaman zaten kullanabilir. Yine burada bara benzeyen ve özellikle laptopla çok rahat bir çalışma ortamı sağlayan bir yerimiz var. Bu bayağı ilginç bence. Burayı kurgularken dedik ki öyle bir yer yapalım ki maçları hep beraber tribün şeklinde seyredebilelim. Biri buraya geldiğinde kürsü gibi bir şeyin üstüne çıkıp konuşabilsin. Veya kalabalık bir toplantıda iki parti karşı karşıya geçip kozlarını paylaşabilsin. Ve ortaya bu böyle modüler, bunların hepsi oynayabilen parçalardan oluşuyor. Tribün yapımı çıktı. Son zamanlarda bu işte lig dolayısıyla maçlar sebebiyle çok ciddi anlamda tribün şeklinde kullanıldı bu. Şurada da barkomuz var HD şeklinde. Sezonu kapatmışsınız şimdilik gibi. Kapattık ama işte Avrupa Futbol Şampiyonası var falan filan yani bayağı. Burada çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yani her türlü mesela Yemeksepeti.com'un reklam filmi bu ara bayağı gündemde. O reklam filminin ilk gösterimini burada yaptık. Kendi çalışanlarımızla çok keyifli oldu. Burada da daha bir toplantı odamız var yine. Daha kalabalık bir şekilde böyle toplantı yapmak istersek. Odanın ismi Lüfer bu arada, farkındasınız. Lüfer de arka taraftaki Boğaz manzarasından kaynaklanıyor ismi. Burası bayağı keyifli ve bayağı hoş bir kat oldu bence. Aynı zamanda çevresinde de balkonu var, böyle bir nefes almak şey. Tabii çıkalım bakalım isterseniz oraya da. Burada bir terasımız var bahçeden. Ayrı olarak kullanabileceğimiz. Burada yukarıdan bakmak mümkün. Yemeksepeti.com'un demin gezdiğimiz bahçesine işte baldökenimiz, çalışanlar vesaire. Aslında dışarıdan bakıldığı zaman çok büyük gibi durmayan ama işte 6 katlı bayağı geniş bir gezdikçe gezilen bahçesi olan bir yerden bahsediyoruz. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Gerçekten çok güzel, birbirinden güzel ofisler gezdik şimdiye kadar ama Yemeksepeti kampüsün yeri ayrı. Bunu zaten hani izleyenler de niye olduğunu biliyorlar. Ellerinize sağlık ve çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Farklı bir şey yapmaya çalıştık. Ama yaparken de sadece farklı olsun, farklı bir şey yapmış olalım diye yapmadık. Mümkün olduğu kadar fonksiyonelliği, mümkün olduğu kadar o insanların birbiriyle iletişimini arttıracak ve çalışanların ve buranın bir parçası olmasını sağlayacak. Yani buraya aidiyeti yukarı çıkartacak ve burada zaman daha çok zaman geçirmek istenecek bir yer kurgulamaya çalıştık. Şu ana kadarki ilk izlenimlerle çok olumlu. Umarım bu da Yemeksepeti.com olarak bizim performansımıza olumlu bir şekilde yansır. Eminim öyle görünüyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Webrazi TV'de girişim ofislerinde bugün Yemeksepeti kampüsü gezdik. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.